Bu sadece parlamentoda değil ha. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hem yapanlar hem onu destekleyenler açısından hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Bunun için İsrail devletiyle bir sorunumuz yok. Ama İsrail'in uyguladığı mezalimi devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz. Bu tabloda Gazze'deki zulme gözlerini kapatan batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşı, sahtekarlığın dik halasından başka bir şey değildir. Ölmeye devam ettikçe bölgemize gönderilen hiçbir gemi, hiçbir uçak yapılan... Öncelikle tüm taraflar elini tetikten çekmeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir. Kardeşlerim, hem İsrail'in Gazze ve diğer bölgelere yönelik saldırıları hem de İsrail topraklarına yönelik füze atışları kesilmelidir. Rehinelerin serbest bırakılması konusunda doğrudan veya dolaylı müzakerelere başlanarak bu konu hızla sonuçlandırılmalıdır. Aynı şekilde Refah sınır kapısı insani yardımlar için muhakkak sürekli açık tutulmalıdır. Savaşın yayılmaması için tüm aktörler sorumlu hareket etmeli. Bölge dışı güçler İsrail'le dayanışma adına ateşe benzin taşımaktan vazgeçmelidir. Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri İsrail devletinin aklı selime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum. Bu gelişmeleri bir Haçlı Hilal anlayışıyla devam ettirmemenin gereğini hatırlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapmış oldukları bu tarihi konuşma münasebeti